Arkadaşlar denememize hoş geldiniz. 6. denememiz. Şöyle hızlıca sorularımızı bir görelim. Bu denemede sizlere neler hazırladık? İlk sorumuz, devamında ikinci sorumuz. Bunlar program geliştirme. Artık denememizde ilk 5 denemeyi ÖYT yaptık. Şimdi program sınıf materyal sorularından oluşan şöyle karma mini bir denememiz olsun. Sorularımız bunlar ve bu soruların detaylı açıklamalarını hep beraber yapalım. Deneme sorularımızı çözmeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Bu defa bu burada dursun. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuz yani mini denememizin 6. denememizin ilk sorusu. Bir daha söylüyorum. Daha önceki ilk 5 denememizde ÖYT'den, öğretim yöntem tekniklerinden sorularımız vardı. Şimdi biraz da sınıf materyal program denemeleriyle devam edelim. Diyorum ya yorumlarınız sağ olun, ciddi yorum yapıyorsunuz, kanala abone oluyorsunuz. Bunun için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Zaten beğeni olmasa 6 da olmazdı, 4 de olmazdı, belki 16 da olmayacak. Ama şükürler olsun beğeniyorsunuz. Ben de fırsat buldukça şu an deneme sınavı soru bankası hazırlığım var ama arada fırsat buldukça bazı sorularla sizle birlikte olmaya çalışıyorum. İlk sorumuz, bazı okul müdürlükleri bir program geliştirme sorusu. Öğrencilerin okula giriş puanlarını dikkate alarak iyi olan öğrencileri birkaç sınıfta toplamaya çalışırlar. Arkadaşlar bu yasal bir uygulama değil. Yani öğrencileri seviye gruplarına ayırma, sınıf içinde başarılı, orta, zayıf diye gruplama ya da sınıfları A, B, C şubeleri şeklinde iyiden kötüye doğru sıralama yanlış, yasal olmayan bir uygulama. Ama bunu yapan okul müdürlükleri var. Bunu yapan özel okullar, dershaneler var. Bu sınıflar genellikle A, B, C sınıfları olur ve deneyimli, iyi olan öğretmenler bu sınıflara verilir. Veliler de A, B, C sınıflarının daha iyi olduğu algısının oluşması ve çocuklarını bu sınıflara vermek istemeleri aşağıdaki program türlerinden hangisini örnek olur? Yani ben bir veliyim, diyorum ki benim çocuğum şu okuldaki A şubesine gitsin. Oradaki öğretmenler daha iyi. B'deki öğretmenler daha iyi. Yani kalkıp atıyorum M sınıfı, N sınıfına gitmesin. Oraya kötüdür diye algılıyorsam, böyle bir yazılı bir şey yok ama böyle bir izlenim varsa buna biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Örtük program. Örtük program okuldan okula, öğretmenden öğretmene değişen programdır. Örtük program baktığımız zaman bakın okuldan okula, öğretmenden öğretmene değişir. Yazılı olmayan uygulamaları içerir örtük programımız. Yazılı olmayan uygulamalar. Burada da yazılı bir uygulama yok. Okul müdürleri, okul müdürlükleri bazıları böyle bir uygulama yapıyor ama bazıları yapmıyor. Cevap ne olacak? Örtük program. Subliminal mesajların hepsi örtük program. Bana hep diyorsunuz ki hocam bordo mavi kalp atıyorsun. Bordo mavi kalp atıyorsun. Niye atıyorsun? Örtük program. Trabzonspor. Böyle bir şey yapmaya çalışıyorum. Örtük program subliminal, gizli, saklı mesajlardır. Mesela okulda, sınıfta öğrencilerin şöyle diyelim kızlı erkekli sınıflara dağıtılması da örtük program. Yani bunun bir yasal bir ne diyelim bir çerçevesi yok. Ama bir sınıfta düşünün bir sınıfta 30 kişi var bilgisayara bıraktığınızda sınıfları 30'ar dağıtıyor. Ama bir sınıfta bir tane kız öğrenci olsun durur mu orada sağlıklı olur mu? O çocuk siz olun ya da ben o kız benim orada rahat edebilir miyim edemem. Dolayısıyla okul idareleri bunu bilir bilgisayar böyle bir atama yapsa bile okul idaresi şöyle yapar. Buraya atıyorum bir 4 tane kız öğrenciyi koyar. Çünkü bir sınıfta var 15 tane kız öğrenci bir sınıfta bir tane onu dağıtır ya da erkek fark etmez. Bunu bu şekilde dağıtır ya da sınıf tekrarı olan öğrenciler var. Mesela ikinci senesini okuyor. Düşünün ki 30 kişilik sınıfta 20 tane tekrar öğrencisi var. Orada kıyamet kopar. Okul idaresi ne yapar? Bu 20 öğrenciyi her sınıfa birli ikili dağıtmaya çalışır. Bunu yapmasının amacı nedir? Daha iyi şeyler olsun. Sınıfta daha uygun ortam olsun. O öğrenciler diğer öğrencileri çok baskı altına almasın diyedir. İşte bu örtük programdır. Okuldan okula, öğretmenden öğretmene değişen, iyi şeyler olsun diye yapılan yazılı olmayan uygulamalardır.
İletişimimiz, yeme içmemiz, okulun görüntüsüdür, kılık kıyafetimizdir. Bunların hepsi örtük program. Bir daha söylüyorum, özetliyorum. Bu arada çocuk geldi gitti, dikkatim dağıldı. Şunu söyleyeyim, burayı şöyle özetliyorum. A, B, C sınıflarında başarılı öğrenciler vardır algısı örtük programdır. Geçiyorum. Fen bilimleri dersine ilişkin kazanımları size verdim. Ve dedim ki bunların hangisi yenilenen taksonomiye göre daha üst düzeyde yer alır? Şimdi önce soruya bir bakalım. Öğrendiği bilgileri günlük hayata aktarır. Öğrendiğimi aktarıyorsam uygulama. Alkol ve sigara kullanımının insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin farkına varır. Kavrama. Aydınlatma araçlarının tasarruflu olmalarını ait aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini tartışır. Bir şeyin önemini tartışma, değerlendirme, ışık kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir, çözüm üretme, sentez, yeni bir şey ortaya koyma, evde ve okuldaki elektrik düğmelerinin ve kablolarının birer devre elemanı olduğunu bilir. Bilgi, bilme, bilgi aşaması. Şimdi arkadaşlar, çok dikkat bak, çok dikkat. Bloom taksonomisi önemlidir soru olarak gelir. Alanda da gelir. Bakın birçok alana ÖYT önemlidir ama program geliştirme de önemlidir. Bloom taksonomisi soruları geliyor, gelecektir. Bloom'u çok iyi bileceğiz. Eğitim bilimlerinde de özellikle program geliştirmenin 5 sorusunun bir tanesi Bloom sorusudur. Tahmin ediyoruz ve öyle çıkıyor çünkü adamlar hep aynı soruları soruyor. Şimdi Bloom taksonomisi dedik. Dikkat edeceğiz. Bloom taksonomisi şudur. Bilme, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme. Bu Bloom taksonomisi. Ama Bloom taksonomisi yenilendi, revize edildi. Anderson ve arkadaşı var. Cartwell mu? Artık çok telaffuz edemiyorum. Yenilenen taksonomi var. Taksonomide şöyle bir farklılık var. Son iki basamak, yani bilme, hatırlama, kavrama, anlama oldu. Bak bilme, hatırlama. Hadi onları da yazayım. Kavrama, anlama oldu. Uygulama aynı. Analiz aynı. Ama son iki basamak yer değiştirdi. Buraya dikkat edin. Arkadaşlar son iki basamak yer değiştirdi. Şura geldi, sentez oldu. Burası gitti, değerlendirme oldu. Karıştı muhtemelen ama değerlendirme oldu. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim size. Burası Bloom, bu da yeni taksonomi. Yenilenen taksonomi. Şunu yapın, program geliştirmede arkadaşlar onu da not olarak söyleyeyim, soruya geçeceğim aklımdayken. Çünkü burada bir şeyleri anlatmaya çalışıyorum soru üzerinden ama videoyu izlerseniz çok net anlarsınız. Program geliştirmede arkadaşlar 12 videom var. 12 videoyu oynatma listesinde 12 videoyu izle, program geliştirmenin çıkmış sorularını çöz, her şey netleşir. İnan netleşir. Bunun yanında arkadaşlar materyal tasarımı 8 video, sınıf yönetimi 6 video. Bakın 5 soru, 15 soruyu ben size 26 videoda ve kısa videolarda özetlemeye çalıştım. O videoları izleyin. Çıkmış sınav sorularını çözün. İnanın her şeyin netleştiğini göreceksiniz. Ondan sonra diğer soruları çözün. Şimdi bunu niye söylüyorum? Burada anlatmaya çalışıyorum ama sorunun üzerine yazıyorum, çiziyorum. Kafanız karışabilir. Yani kaş yaparken gözden olmayalım. Yanlış bir şey yapmak istemem. Şimdi toparlıyorum. Bloom'da, şimdi biz önce sorumuzu gördük. Uygulama dedik, kavrama dedik, değerlendirme, sentez, bilgi. Burada sorun yok. Bloom'da bilme, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme dedik. Ama bize soruda diyor ki yenilenen taksonomi. Yenilenen taksonomide bilme, hatırlama, kavrama, anlama. Bak bunlar da alanda soruldu bazı alanlarda. Uygulama, analiz, son iki basamak yer değiştirdi. Şimdi şunu söyledi programı, Bloom'u, taksonomiyi yenileyenler. Bir şeyi eleştirebiliriz, değerlendirme yani eleştirebiliriz. Ama yeni bir şey yapamayız. Yeni bir şey yapmak, üretmek daha zordur. O yüzden yeni taksonomide sentez en üst basamaktır. Yaratma en üst basamak. Bunu bileceğiz, unutmayın. İki değişiklik var. Bir,
isimsel değişiklik. Bilme, hatırlama, kavrama, anlama, uygulama aynı, analiz, çözümleme de alınıyor. Analiz. Bu birincisi. İkincisi, son iki basamak yer değiştirdi. Bunu daha iyi. Şimdi sorularda da size muhakkak yenilenen taksonomi der. Bloom taksonomisi der. Bloom'un yenilenen taksonomisine göre cevabımız Denizli diyenlere bravo. Ama yenilenen olmasaydı fen bilimleri dersinde aşağıdaki kazanımlardan hangisi Bloom taksonomisine göre daha üst düzeydir deseydi cevabımız bu defa değerlendirme olan Ceyhan olacaktı. Yenilenen dedi, revize edilen, yenilenen taksonomi dediğinde son basamak sentezdir. Bunu unutmayın, çıkıyor, çıkacaktır yine. Alanda da çıkıyor, önemli. Program tasarımlarıyla ilgili olarak iki tane öncül verilmiş. Hangi tasarımlar var? Arkadaşlar, birinci tasarım, öğrencilerin en iyi şekilde nasıl öğrendiklerini sorgulama, kendisine sorgulamayı kendisine amaç edinen ve bu nedenle eleştirel düşünme becerisini, tam onu soracaktım size. Sorgulama nedir? Değerlendirme, ölçüt, eleştirel düşünce. Diğer videolarda söyledik. Bu tasarım her konu için ayrı öğrenme yolları düzenlemek yerine tüm konular için ortak öğrenme yolu. Arkadaşlar bakın, özellikle okul öncesinde kullanılan tasarımın adı süreç tasarımıdır. Süreç tasarımı, şuraya süreç yazıyorum. Süreç tasarımı şöyle der. Ya biz en iyi nasıl öğretilir onu sorgulayalım. Ve sorguladığı için de eleştirel düşünce vardır. Ve eleştirel düşünceyle beraber şunu söyler. Der ki bütün dersler için ayrı ayrı yollar olmasın. Bütün dersleri tek bir yolla, tek bir yöntemle, tek bir süreçle öğretelim. O da nedir arkadaşlar? Eğitsel oyundur. Eğitsel oyun. Yani biz Türkçeyi de, hayat bilgisini de, matematiği de, işte sosyali de, feni de neyle öğretiyoruz? Oyunlaştırarak öğretiyoruz. Ayrı ayrı öğrenme yolu değil, tek bir yolla, tek bir yöntemle öğretiyoruz. Buna biz ne? Süreç tasarımı diyoruz. İkincisine geldik. Bu tasarımda önceden hazırlanmış bir program yoktur. Program öğrenciler öğretim sürecine geldikten sonra öğrencilerin ilgi ve gereksinimlerine göre süreç içinde belirlenir. Arkadaşlar bakın, ikisi birbirine o kadar karışır ki ve ben özür diliyorum, A ve B'yi karışan iki kavramı size sormaya çalıştım. ÖSYM bu kadar vicdansız olmaz. Vicdansız sabuğa diyorum ya, bu kadar vicdansız olmaz. Şöyle, İlki süreç tasarımı, oradan yana sorun yok. İkincisi, aradaki farkı ortaya koyuyorum. Yaşantıyla çocuk merkezli, yaşantıyla çocuk merkezli tasarım, ikisinde de merkezde öğrenci vardır. Ama çocuk merkezli tasarım der ki, biz eğitim öğretimi çocuğa, öğrenciye göre hazırlayalım, öğrenci süreçte aktif olsun. Bunun için öğrencinin ilgi ihtiyaçlarına göre, şöyle yazıyorum, ilgi ve ihtiyaçları. Öğrenci ve ihtiyaçlarını dikkate alarak programı önceden hazırlayalım diyor. Yaşantı merkezli tasarım diyor ki, programı öğrenciye göre hazırlayalım ama önceden hazırlamayalım. Çocuk eğitim öğretim sürecine gelsin, o ders esnasında süreç içerisinde çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alalım, ona göre program hazırlayalım. İşte buna da biz ne diyoruz? Yaşantı merkezli tasarım. Bu da nerede hazırlanıyor? Sonradan yani süreçte hazırlanıyor. Bize soruda ne diyor öncülde? Öğrencilerin ilgi ve gereksinimlerine göre süreç içerisinde. Eğer önceden deseydi, öğrenci ilgi ihtiyaçlarına göre programı önceden hazırlıyoruz, çocuk merkezli. Ama süreç içerisinde hazırladığımız, o ders anlatma, öğrenme, öğretme sürecinde hazırladığımız için yaşantı merkezi olur. Cevabımız A seçeneği olur. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. O 12 videoyu izlerseniz bunların hepsinin farkı, örneği hepsi orada vardır. Bunu bir daha belirtmek isterim. Bir diğer sorumuz.
Bir sınıf yönetimi sorusu. Üç tane program sorduk. Bir sınıf yönetimi sorusu. Ders esnasında öğrencilerin çoğunun kendi aralarında konuştuğunu fark eden bir öğretmen. O sensin hocam bak. Öğrencilerinin çoğu kendi aralarında konuşuyor. Bir tane iki tane değil. Bir iki tane öğrenci kendi arasında konuşsa onlara görev sorumluluk verirsin. Yani onların dikkati dağıldı dersin. Bir daha söylüyorum. Sen, şu sınıf senin sınıfın. Burada bir sürü öğrencim var. Kalem çiziyor burayı, yoksa ben kasıtlı çizmiyorum. Şurada bir sürü 30 tane öğrencim var. Ders anlatırken, tabii böyle bir oturma düzeni de yok da buraya sığdırmaya çalışıyorum. Şimdi bakın, 30 tane öğrenciniz var. Bu 30 öğrencinin ders anlatırken bir ikisi derste dinlemiyorsa bu olabilir. Her sınıfta olur. O öğrencilere bakış atarsınız, başta görmezden gelirsiniz. Devam ediyorsa sözel olmayan uyaran verirsiniz, görev sorumluluk verirsiniz. Hadi bakalım Ali tahtaya gel, bana şurada yardım et. Hadi Ayşe sen şunu yap ya da bu soruyu cevapla. O bir iki öğrenciyi derse katarsınız. Ama çünkü burada sorun kimde? O bir iki öğrencide. Dikkati dağıldı. O ben de olabilirim, sen de olabilirsin. Ama ders esnasında öğrencilerin çoğu, yani bir iki öğrenci değil de atıyorum 15 tane öğrenci, 10 tane öğrenci sorun çıkarıyor. 10 tane, 15 tane öğrenci kendi aralarında konuşuyorlar, farklı şeylerle ilgileniyorlar. Orada problemin kaynağı bir kişi, iki kişi değil, 15 kişi, 10 kişi, 8 kişi. Orada problemin kaynağı öğretmen. Çünkü öğretmen dersi sıkıcı hale getirdi. Çocukların dikkat süreleri artık sonuna gelindi. Çocuklar daha dikkat edemiyor. Çocuklar koptu, çocuklar yoruldu. İşte konu sıkıcı, ağır vesaire. Öğretmen ne yapmalı? Hemen bir ara vermeli. İlginç bir hikaye, bir olay, bir fıkra anlatmalı, bir mola vermeli. Ders dışına öğrencileri bir çıkarıp, yani ders dışına derken kafa olarak bir kafalarını dağıtıp tekrar derse güdülemeli. Yani önce bir dikkat çekip dersi onları çekebilmelidir. Ya da anlattığı, kullandığı yöntem, tekniği değiştirmelidir. Şimdi aslında iki soruyu anlattım size. Dikkat edin. Bir iki kişi yapıyorsa o bir iki kişi, sorun o bir iki kişide. Bir iki kişiye yönelik uygulama yaparız. Ama sınıfın çoğu farklı şey yapıyorsa sorun bizde, biz derste değişiklik yaparız. Konuşan öğrencilerle bireysel görüşme. Ya dersteyiz, 10-15 kişiyle bireysel görüşme, bu olmaz. Öğrencilere sınıf kurallarını hatırlatma. Bu belki olabilir. Öğrencilerin davranışlarını konuşuyorlar, görmezden geçsek yine konuşacaklar. Olmaz. Yapılan etkinliğe ara vererek başka bir etkinliğe geçiş yapmak. Arkadaşlar bu. Yani bunun diğer adı ne? Derste değişiklik yapmak. Tamam mı arkadaşlar? Bunu yapacağız. Derste değişiklik yapacağız. Bu aklınızda bulunsun. Çünkü arkadaşlar, böyle durumlarla karşılaşabiliriz. Yöntem tekniği değiştiriyoruz. Bir hikaye anlatıyoruz. Yaşadığımız bir olay anlatıyoruz. Tekrar derse çekip öyle devam edeceğiz. Bunu unutmayın. Disiplin kurulu diye bir şey zaten. Bu öğrencileri disipline versek o zaman her gün disiplinde olmamız gerekir. Böyle bir durumda olmaz. Buraya dikkat edin. İstenmeyen davranışlar da sorularda geliyor. Buna da dikkat edelim. Geçtim. Beşinci sorumuz. Öğrencilerin etkili ve kalıcı öğrenmelere ulaşabilmesi için gerçek veya gerçeğe yakın öğrenme yaşantılarıyla baş başa kalmaları gerekir. Evet, birincil yaşantılar, yapılandırmacılıkta özellikle bunu söyleriz. Bu görüşü benimseyen bir öğretmen. O sensin. Ders planı hazırlarken aşağıdakilerden hangisine daha fazla yer vereceksin? Arkadaşlar bu bir DALE sorusu arkadaşlar. DALE sorusu. Şimdi DALE, DON DALE falan diyorum. DALE'yi muhakkak ezberleyin. DALE'de ben hep öyle diyorum. DALE sorusu gelecektir. Edgar DALE arkadaşlar. Şöyle bir ben de informal anlatım yapayım. Bu sene Trabzon Galatasaray maçı pandemiden sonra açıldı. Şükürler olsun. Trabzon Galatasaray maçına gittim. Maçtan önce de futbolcular anons ediliyor, işte çağrılıyor şeyler. Çakır, Uğurcan diyoruz mesela. Bir numara diyor Çakır. Erkekler bilir de bayanlar için söylüyorum. Çakır, Uğurcan diye sesleniyorsun. Bizim defans oyuncumuz var. Edgar İE diye bir adamımız var. Edgar. Şöyle bir adamımız var. Şimdi ben gayri ihtiyari ama. Yani orada anons ediliyor, bağırılıyor. Edgar dedi,
Ben şey dedim, Dale. Yani herkes başka bir şey. Edgar iyi derken ben Edgar Dale dedim. Dolayısıyla hayatımız bir şekilde eğitimli oldu. Tabii kimse duymadı da en azından ben bağırarak bütün sesimle Edgar Dale diye bağırdım. Yoksa Dale'nin futbolla alakası yok ama işte maalesef aralarda bazen bilgiler çakışabiliyor. Şimdi geldim buraya. Geldim buraya. Yaşlandık yani. Onun da göstergesi. Alan gezileri. Dale'de alan gezisi 5 numara arkadaşlar. 5 numara. Dramatik şöyle bak. Dale'nin kodlaması şu. Demode Gamze ya da Görümcem. Demode Görümcem. Galatasaraylı Tahir Galatasaray. Doğrudan yaşantılar. Model numuneler. Dramatizasyon. Gösteri, gezi, sergi, televizyon, hareketli resim, radyo, görsel, sözel semboller. Ben hepsine 1, 2, 3 diye 11'e kadar numara veriyorum. Alan gezileri arkadaşlar 5 numara. Dale, bak gezi 5 numara. Asla unutma bunu karıştırırsın. Bunu belki bazılarınız direkt gezi yapar. Gezi 5 numara. Dale diyor ki geziye gitse de öğrenci orada çok fazla bir şey yapmaz. Gözlem yapar daha çok. Dramatizasyon 3 numara. Sergi 6 numara. Hareketli resim. Sergi 6, 7, 8, 8 numara. Gösterilerine doğrudan model numune, drama, gösteri, bak drama, gösteri, gezi. Dolayısıyla gösterine 4 numara. Hangisi daha kalıcı olur, daha iyidir? Arkadaşlar 3 numara. Tabana en yakın olan daha kalıcı öğrenmelerdir. Ve ben şunu söylerim. Dali'yi muhakkak bilin. Dali'yi telefonunuzda ekran görüntüsü yapın. O ekranda dursun 2-3 gün onu ezberleyin. Doğrudan yaşantı. Bir üstü model numune, bir üstü dramatizasyon. Onun üstünde gösteri, gezi, sergi. İlk altısını kesinlikle bilin. Arkadaşlar cevap dramatizasyon. Hangisi daha az deseydi bu defa ne diyecektik? Hareketli resim 8 numara olduğu için. Tamam arkadaşlar. Şöyle bir soru. Okul rehber öğretmeni Hakan Bey. Okuldaki öğretmenleri, bu arada Hakan hocama, Hakan Semiz hocama da selamlar, sevgiler, saygılar. Onu çok seviyorum. YouTube kanalımıza o da rehberlik videoları yüklemişti geçen sene. Oscar da yükledi, kısa videolar da yükledi. Ona da isterseniz bir bakarsınız. Ben de böyle sürekli reklam yapar hale geldim ama kasıtlı yapmadım bunu. Ama Hakan hocamın ismini kullandım açık söyleyeyim. Okul rehber öğretmeni Hakan Bey, okuldaki öğretmenlere hazırlamış olduğu sunum eşliğinde iletişim hakkında bilgi vermiş. Sunum sonunda öğretmenlerden gelen soruları cevaplamıştır. Hakan öğretmeniz öğretmenlere bilgi verdik, sonda soruları cevapladık. Sunumda şu bilgileri verdik. Şuradan bir sorumuz var. Önce buraya bakalım. Buna göre Hakan öğretmenin yapmış olduğu bilgilendirme aşağıdakilerden hangisini örnektir? Çalıştay workshop mudur? Hayır. Panel midir? Hayır. Sempozyum, bilimsel, farklı oturumlar, uzman kişiler. Burada bir kişi bilgi aktarıyor. Arkadaşlar, konferansta bir kişi vardır, seminerde bir kişi vardır. Konferansta uzman kişi var, seminerde uzman kişi var. Onu da yazalım. Uzman, uzman. Bilgi aktarır. Buradaki de bilgi aktarır. Bunun da sonunda soru cevap vardır. Bunun da sonunda soru cevap vardır. Hocam bu ikisini nasıl ayıracağız? Niye bu kadar vicdansızsınız? Niye konferansta semineri bir araya getirdiniz? Farkı görelim arkadaşlar. Bakın. Seminerde anahtar kelimelerden biri sunumdur. Sunum yapma, bilgilendirme, sunum yapma. Buna dikkat edin. Seminerde bir kişi bilgi aktarır, sonda soruları yanıtlar. Öğretmenlerin ders anlatımı bir nevi seminerdir. Seminerlere katıldık, seminer veriyoruz gibi. Konferansta bir kişi, uzman bir kişi bilgi aktarır, sonunda soru cevap yapılır. Ama buradaki uzman daha belirgin uzmanlık alanı vardır. Yani buradaki bilgi aktarımı bilimsellik ön plandadır. Yani benim öğretmenin ders anlatımı bir seminer. Buradan da Fatih hocama yine taş atayım. Bizim Fatih Koca hocama. Doktor Fatih Koca, değil mi? PDR'ci. Şimdi benim ders anlatmam, benim bilgi vermem seminerdir. Doktor Fatih Koca'nın bilgi vermesi konferanstır.
bilimsel yönü olan konuşmalara, biz ne diyoruz? Bilimsellik içeren, üst düzey olan profesör, doktor, doçent, doktor ya da işte akademisyen, böyle bilimselliğe vurgu yapıyorsak konferans olur. Burada bilimsel dememiş, öğretmen, öğretmenlere rehber öğretmen sunum yapmış, sonunda soruları cevaplamış. Hem sunuma dikkat hem de normal bir bilgilendirme var. Cevap ne olur? Seminer olur. Deseydi ki bilimsel içerikte bilgiler aktarmıştır, bilimsel verilerden yararlanarak sunum yapmıştır, o zaman konferans diyebilirdi. Tamam arkadaşlar. Bir kişi bilgi aktarır. Ben hep derslerde şöyle derim. Benim size sağlıkla alakalı bilgi vermem seminer. Ama Profesör Doktor Canan Karatay'ın öleceksiniz, tatlı yemeyin, şunu yapmayın, bunu yapmayın demesi bir konferanstır. Bir tarihçinin, tarih öğretmeninin bilgi vermesi seminer, Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın bilgi vermesi konferanstır. Tamam, geçtim. Soru böyle gelmişti. Hakan Bey iletişim hakkında bilgi verirken demiş ki, bir, sağlıklı bir iletişim için öğrencilerin gözlerine uzun süre bakılmamalıdır. Çünkü uzun göz bağlantısı olumsuz, kısa göz bağlantısı olumlu mesaj verir. Öğretmen öğrenciden gözünü kaçırmamalıdır. Öğretmen öğrenciye doğrudan değil göz ucuyla bakmalıdır. İletişim sürecinde öğretmen baskın olmamalı, öğrenciyle eşit şartlara sahip olmalıdır. Burası Hakan öğretmenin sunumda vermiş olduğu bilgilerden kaç numaralı olanı yanlıştır. Yani hangi bilgi yanlıştır? Bir daha bakıyoruz. Sağlıklı bir iletişim için uzun süre bakılmamalıdır. Doğru, kısa. Arkadaşlar 2-4 saniye, özür dilerim, 2-3 saniye bakmamız lazım. Böyle bir göz bağlantısı kuracağız, geçeceğiz. Hiç bakmamak kötü, sürekli gözlerin içine bakmak o da kötü. Uzun, çünkü uzun göz bağlantısı olumsuz, kısa göz bağlantısı olumlu verir. O kısaya da 2-3 saniye dedik. Öğretmen öğrenciden gözünü kaçırmamalıdır. Öğretmen öğrenciye doğrudan değil göz ucuyla bak. Arkadaşlar doğrudan değil göz ucuyla bakmalıdır. Yani şöyle bakış, 3 numaralı bakış, 4 numaralı bakış yok. Doğrudan iletişim kuracağımız kişiyle bakıp iletişim kurmamız lazım. Yanlış olan ifade hangisi? 4 numaralı ifademiz olur. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu da bizim 7. ve son sorumuzda. Şimdi arkadaşlar, ilk 5 denememiz ÖYT ile alakalıydı. Şimdi program sınıf materyalden karma 6. denememizi yaptık. İnşallah sizin yorumlarınız, desteğiniz, ilginiz, alakanızla ben bunlara devam etmeye çalışacağım. Fırsat buldukça bunu yapacağım. 6. denememizde program geliştirme, sınıf ve materyale ait ne yaptık arkadaşlar? Karma mini denememizi yaptık. Dediğim gibi devamı gelecek. Şu an soru bankası ve farklı bir planlamam var. İnşallah yetiştireceğim onu, yapacağım onu ve sınavda çok büyük faydasını göreceksiniz. Ama onu böyle saklıyorum. Bitirdiğimde inşallah sizlere duyuracağım onu. Güzel bir çalışma yapacağım Allah'ın izniyle. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmalardan fırsat buldukça videolara devam edeceğim. Hepinize teşekkür ediyorum. Ama bir daha söylüyorum. ÖYT 30 videoyu izleyip, program geliştirme 12 video, sınıf materyal tasarımı arkadaşlar 8, sınıf yönetimi 6 video. Bu videoları izleyin. Bak çok uzun değildir bunlar. Şu 30 video yanılmıyorsam 15-16 saattir. 16 saatte ÖYT'yi bitirirsin yani. Bunları izleyip arkadaşlar, çıkmış KPSS sorularını çözerseniz, tamam mı? Çözerseniz büyük bir aşama kat edersiniz. Önce konular, sonra çıkmış sorular. Kafamızda bir şema, bir bütünlük oluşturalım. Sonra diğer yayınları çözün. Sonra benim sorumu çözün. Onun sorusunu çözün. X yayını, Y yayını, Z yayını, alfa, delta neyse ne çözerseniz çözün. Ama önce çıkmış sorular. Çünkü yayınlara bırakırsanız kafanız hep karışır, karışır, karışır. Buna izin vermeyelim. Ben olabildiğince sadeleştirmeye çalışıyorum. O sadeleştirmeyi siz de yapın lütfen. Böyle yaparsanız inanın bana en sonunda teşekkür edersiniz, onu söyleyeyim. YouTube kanalına abone olup destek olduğunuz için de hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar.
Devamını bekleyin arkadaşlar. İnşallah kısa süre sonra 7. denemeyle sizde olacağız.